Seyhan Taşçı'yla değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Duygu Hanım. Teşekkürler. Şimdi dilekçenize dair sorularımız olacak ancak öncelikle 2020 yılına girmek üzereyiz. Hala televizyonlarda ve belli kanallarda özellikle bu tarz hedef göstermelerin yapılabiliyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bu ülke açısından çok üzücü bir tablo. Yani hem ırk, dil, din, cinsiyet veya bölge, sınıf, mezhep ayrımları yaparak bir yayıncılık yapılması zaten evrensel anlamda, anladığımız anlamda bir yayıncılık faaliyeti olarak da nitelendirilemez, değerlendirilemez. Çünkü bu bir hastalıklı bakış açısının da bir yansıması ve ekran aracılığıyla da topluma aktarılması da ayrıca kaygı verici bir tablodur tabii ki. Sizin bir dilekçeniz oldu. Yani daha önce de sık sık karşılaşıyoruz bunlarla aslında. Nasıl evet. Bir talep içeriyor dilekçe? Önce bundan bahsetmenizi rica edelim ve nasıl geri dönüş bekliyorsunuz? Evet. Tabii burada sizin de haberde değindiğiniz yayına baktığımız zaman çok problemli bir yayın. Yani kişisel bir yorum olarak söylemiyorum. Benim bakış açısından bakmıyorum olaya. Kişisel görüşümü ayrıca ifade ederim ama sonuçta ben bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından seçilmiş bir üst kurulu üyesiyim. Ve üst kurulun çalışmalarını düzenleyen bir yasa var. Bu yasa açık ve net bir şekilde hiçbir şekilde yayınlarda mezhep farkı gözetilerek yayıncılık yapılamayacağını düzenliyor. Yapılması durumunda da bunlara yönelik yayınlarla ilgili yaptırımlar öngörüyor. Şimdi yayına baktığımız zaman, Ahmet Çekeç'in sözlerine baktığımız zaman bunu düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirmek çok olanaklı değil. Çünkü CHP'deki Alevi kökenli siyasetçilerin isimlerini sayarak diyor ki CHP'nin içerisinde terörü besleyen grup budur diyor. Mezhepçi bir gruptan besleniyor diyor. Şimdi bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmuş, Türkiye'nin onuru olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir terörize bir yapıymış gibi göstermeye çalışmak her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96 yıllık geçmişine, tarihine saygısızlıktır. Haddini aşmak demektir. Diğer taraftan mezhepçi bir bakışa olayı analiz etmeye çalışmak zaten hastalıklı bir bakış açısı. Yani siz insanları inançlarına, mezheplerine, ırklarına, cinsiyetlerine, sınıflarına göre değerlendirmeye kalkarsanız yapacağınız iş ancak bu kadar yayıncılık olur. Bu yayıncılığı radyo televizyon üst kurulu tarafından asla ama asla duyulmaması, görülmemesi ya da görmezden gelinmesi mümkün değildir. Çünkü RTÜK yasasının çok net bir şekilde tanımladığı kin ve nefret suçunun bizatihi örneğidir bu yayın. Dolayısıyla bu yayınla ilgili yapılacak işlem kanunda belirlenmiştir. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun başkanı Ebu Bekir Şahin'dir. Üst kurulun gündemini yasayla belirleme yetkisi ona aittir. Ve şu anda o ciddi bir sınavla karşı karşıyadır. Üst kurul gündemine bunu getirmek üzere raporlarını hazırlatıp getirecek mi, getirmeyecek mi? Çünkü bu şu bakımdan önemli. Bunu şöyle sıradan bir değerlendirme olarak değerlendiremeyiz yaşadığımız coğrafya itibariyle. Baktığınız zaman Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta can kırımları yaşanmış. Bunlar hala belleklerde tazeliğini koruyorken, ülkenin onuru olan Cumhuriyet Halk Partisi ve onun şu anki mevcut genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve milletvekillerine sadece ve sadece mezhepçi bir bakış açısıyla, hastalıklı ve dar bir bakış açısıyla kin ve nefret duygularını dile getiriliyor olması asla ama asla düşünce özgürlüğü değildir, olamaz. Bunun için üst kurulun gündemine bunun getirilmesi, üst kurulun takdir edeceği yaptırımın belirlenip yayınla ve televizyon kanalıyla ilgili hem programla hem de televizyon kanalıyla ilgili cezanın belirlenmesi gerekir. Bu şu açıdan önemlidir. Bu hem başkaca yayıncılar, programcılar açısından önemlidir. Çünkü RTÜK'ün vereceği karar emsal karar olacaktır, örnek alınacak bir karar olacaktır. Tabii örnek bir karar verebilirse, biz ideal olanı, olması gerekeni söylüyoruz şu anda. İdeal bir kararı verirse diğer yayıncılar da birazcık kendilerine, üsluplarına çeki düzen verirler. Yoksa siz bugün nezaketi ve tevazusuyla milyonların gönlünü kazanmış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, binlerce insanın oyuyla seçilmiş milletvekiline böyle canlı yayında ağzınıza gelen biçimde dayanaksız, sınırları belirlenmemiş, hadsiz bir şekilde değerlendirme yaparsanız o zaman biz şu anda radyo televizyon üst kurulu olarak 1400 radyo ve televizyonu denetliyoruz. Daha doğrusu denetlemeye çalışıyor kurul.
bunların hiçbiriyle baş etme imkanınız yok. Ne olur? Yayıncılık yerlerde sürünür, daha vahimli sürünsün, daha vahimli var. Toplumda bir kin nefret duygusunu kaşıyorsunuz. Bunu rutin görmemesi mümkün değil. Çünkü zaten bu Türk Ceza Yasası'nda tanımlanmış bir suç. Ama bizi ilgilendiren, üst kurulu üyesi olmam nedeniyle bizi ilgilendiren şurada yayıncılık bakımından burada mezhep farkı gözetilerek yapılan değerlendirmeler nedeniyle, hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alınması nedeniyle, çünkü siz henüz suçluluğu ispatlanmamış, kesinleşmemiş insanlar hakkında orada hükümleri veriyorsunuz, iddialarda, ithamlarda bulunuyorsunuz. Bunları böyle her isteyen her istediğini ifade edemez, etmesi de düşünülemez. O zaman eğer bunu da görmezden gelecekse, bunu da duymazdan gelecekse zaten o zaman radyo televizyon üst kurulun varlık nedeni ortadan kalkar. Burada mış gibi yapmanın ya da toplumu kandırmanın da bir alemi yok. Bunu bile cezalandırılamayacaksa, buna bile gereken cevap verilemeyecekse RTÜK tarafından çok da fazla bir anlamı kalmayacak diye düşünüyorum radyo televizyon üst kurulunun. Kendi özgür ağırlığı bakımından ne yapıp edip ilk üst kurul toplantısına bu dosyanın getirilmesi ve üst kurulda müzakeresi yapılarak bu hadsizliğe karşı bir cevap verilmesi gerekiyor. Verilecek cevap kişisel bir duyguyla değil, yasalarda tanımlanmış olan çerçevede olacaktır. Biraz önce de sizlerle paylaştım. Yasa çok açık. Yasa çok açık. Yoruma açık dahi değil. Ahmet Çekeç'in sözlerine baktığınızda cümle aynen şöyle. CHP'deki terör damarı mezhepçi bir gruptan besleniyor. Şimdi bir cümle içerisinde bu kadar kin, nefret duygusunu bir araya getirmek zaten mümkün değil. Başka da yasada tanımlanmış bu suç için ne tür bir yayın yapılması gerekiyor? Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz İlhan Bey, değerlendirmeleriniz için, aktardığınız, verdiğiniz bilgiler için. CHP'nin...